Merhaba engelsiz düşünen arkadaşlar bugün yeni bir video ile karşınızdayım arkadaşlar biliyorsunuz 2023'ü artık kapatıyoruz artık 2024'de 15 günümüz kaldı ve ÖTV muafiyeti ile alabileceğimiz araçların videosu ile sizlere bugün kısa kısa araçları inceleyip sizlere fikir olması için böyle bir video yapmaya karar verdim Umarım e, bu videoyu beğenirsiniz umarım e, Sizler için faydalı olur Arkadaşlar videonun başında şunları belirtmek istiyorum e, Öncelikle burada hangi araçları alabiliriz fiyatları hangi durumda e, Ne gibi e, Fiyatlarında artış olmuş veya eksiliş Olmuş Bunlara bakacağız ve ayrı yetende e, Arkadaşlar burada şunu inceleyeceğiz Hangi araçları alabiliriz Ve e, artık Bu araçları yani 2024'teki zamlardan önce kararımızı vermek için bence iyi bir video olacak. Bunu dikkatlice dinleyip arkadaşlar buradan kendimize uygun olan aracı seçme zamanı geldi diye düşünüyorum. O yüzden bu video önemli. Bu videoyu dikkatlice dinleyelim, bu izleyelim arkadaşlar ve buradan artık araç alacaksak tabii ki kendimize uygun olanları seçip artık araştırmamıza, saha araştırmasına geçmeliyiz diye düşünüyorum. Şimdi e, lafı daha fazla uzatmadan videoya geçiyorum arkadaşlar. Araçlarımızı tek tek inceleyeceğiz. İlk aracımız yine Audi A3. Bunu neden sürekli listeye alıyorsun? Bayileri soruyoruz. Gelmiyor bu versiyonu bu fiyata yok diyorlar. Diyorsunuz arkadaşlar. Ama ben size şunu söyleyeyim. Ben görüştüğüm kadarıyla bayilerle diyorlar ki şu anda gelmeyebilir ama önümüzdeki süreçte ne olur? bu fiyat bandında gelir mi gelmez mi net bir şey olmadığı için bu aracın da spor pack versiyonu yani hatchback versiyonu A3'ün gelebilir diyorlar arkadaşlar. O yüzden hala listemizde ve listeye devam edelim. aracımız Audi A3 spor pack versiyonu tavsiye edilen anahtar testin fiyatı 1.511.911 TL engelli indirimli fiyatı 839.000 liraya geliyor. Devam edelim listeye. Listemizde arkadaşlar bir diğer aracımız Kedi Omada 5 versiyonu. Kedi Omada 5 versiyonunda fiyatında herhangi bir değişiklik olmadı. Yine aynı kaldı. Bunun da başlangıç versiyonu en baz versiyonun anahtar testin fiyatı 1 milyon 180 bin TL arkadaşlar. Engelli indirimini hesapladığımız zaman 855 bin liraya geliyor bu aracın fiyatı. Bir diğer aracımız yine Cherry'nin Tiggo 7 Pro modeli. Bu aracın da tavsiye edilen anahtar testin fiyatı yine değişmemiş. 1 .195 TL olarak duruyor arkadaşlar. Engelli indirimli fiyatını hesaplarsak 663.000 bin liraya geliyor. Devam edelim listeye. Bir diğer aracımız yine Cherry markasının Tiggo 8 Pro modeli. Bu aracın tavsiye edilen anahtar teslim fiyatı değişmedi. 1 milyon 490 bin lira. Engelli indirimini hesapladığımız zaman 827 bin liraya geliyor bu aracın da fiyatı. Devam edelim listemize. Bir diğer aracımız Citroen C4X 1.2 Shine versiyonu listemizde. Tavsiye edilen anahtar teslim fiyatı 1 milyon 447 bin lira engelli indirimini hesapladığımız zaman 803 bin liraya geliyor arkadaşlar. Devam edelim. Bir diğer aracımız Ford markasının Puma versiyonu. Bunun da CT Line dolu versiyonu listemizde tavsiye edilen anahtar testin fiyatı 1 milyon 488 bin lira arkadaşlar. Engelli indirimini hesapladığımız zaman 826 bin liraya geliyor listeye devam ediyorum. Yine Ford markasının sedan bir aracı. E, Focus sedan Titanium versiyonu listemizde. Bu aracında tavsiye edilen anahtar teslim fiyatı 1.323.000 TL. Engelli indirimli fiyatı 735.000 liraya geliyor. Devam ediyorum listeye. Bir diğer aracımız Ford Kuga. Arkadaşlar C SUV'de Bence alınabilecek araçlardan bir tanesi. Ee, yani benim önerim size bu olabilir. Eğer bulabilirseniz araştırmalarınızı yoğunlaştırın. Güzel bir araç. Ford Kuga'nın Style versiyonu. Otomatik. Tavsiye edilen anahtar testin fiyatı 1.583.000 TL'ye geliyor. Engelli indirimli fiyatı ise 879.000 lira oluyor arkadaşlar. Devam ediyorum listeye şimdi yine çok sorulan popüler bir araç Honda Civic'in en dolu versiyonu X2 Plus versiyonu tavsiye edilen anahtar testin fiyatı 1.519.000 TL engelli indirimli fiyatı 843.000 liraya geliyor arkadaşlar. Devam ediyorum. Bir diğer aracımız Hyundai markasının Elantra Prime CVT versiyonu listemizde tavsiye edilen anahtar testin fiyatı 1 milyon 295 bin TL. Engelli indirimli fiyatı 713 bin TL'ye geliyor. Bu aracın bir üst versiyonu da ÖTV muafiyetine girebilir. Onu da bayilerle konuşun arkadaşlar. Devam ediyorum listeye. Yine Hyundai'in çok e, sorulan, çok tercih edilen C -SUV segmentinde Hyundai Tucson başlangıç konfor paketi ile listemizde. Tavsiye edilen anahtar testin fiyatı 1 milyon 575 bin TL. Bu araç biraz zamlandı arkadaşlar. Ee, engelli indirimi fiyatı 875 bin liraya geliyor. Devam edelim listeye. Ee, Jeep markasının Renegade modelini almıştık listemizde. Bu aracın da tavsiye edilen anahtar testin fiyatı. Bunun da fiyatında biraz gerileme oldu. 1 milyon 520 bin lira arkadaşlar engelli indirimi fiyatı 844 bin liraya geliyor. Devam edelim listeye. Kia'nın e, X-Seed benzinli versiyonu listemizde. Tavsiye edilen anahtar testin fiyatı 1 milyon 445 bin lira. Engelli indirimi fiyatı 802 bin liraya geliyor. Devam ediyorum listeye. Yine popüler çok sorulan C SUV segmentinde Nissan Qashqai ile devam ediyoruz. Nissan Qashqai'nin CVT Tekna versiyonunu listemize aldık. Ama bunun bir üst paketi olan Design Pack ve Sky Pack versiyonları da girebiliyor. Yine bayinizden bu konularda bilgi alın arkadaşlar. Tavsiye edilen anahtar testin fiyatı 1.515.000 TL. Engelli indirimli fiyatı 841.000 liraya geliyor. Evet devam ediyoruz listemize. Bir diğer aracımız Opel Mokka. Opel Mokka'nın tavsiye edilen anahtar testin fiyatı 1.415.000 liradan başlıyor. Engelli indirimli fiyatı ise 786.000 liraya geliyor arkadaşlar. Devam ediyorum. Bir diğer Opel markasının aracı Astra. Tavsiye edilen anahtar testin fiyatı 1.252.000 lira Engelli indirimli fiyatı 695.000 liraya geliyor devam edelim. Evet yine çok sorulan ve çok tercih edilen bir model. Peugeot 2008. E, bu aracın tavsiye edilen anahtar testin fiyatı yine bas paket, başlangıç paket. Aktif Prime diyebiliyorum. 1 milyon 395 bin lira liste fiyatı. Engelli indirimli fiyatı 775 bin TL'ye geliyor. Ve arkadaşlar şunu da duydum. Şimdi 2008'i e, anlatırken şunu da söyleyebilirim sizlere. Yani söylemeden geçemeyeceğim çünkü 3008'de de böyle e, ÖTV muafiyetine dahil edilebileceği noktasında bilgiler aldım. Bunu da bayilerden konuşup tabii ki çok çok fazla paralar ödemenizi istemiyorum ama 3008 olabiliyor diye duydum arkadaşlar. Siz de araştırmalarınızı ona göre yapabilirsiniz. Devam ediyorum listeye yine Peugeot'un e, bir diğer aracı. 308 listemizde tavsiye edilen anahtar testin fiyatı 1 milyon 436 bin TL. Engelli indirimli fiyatı 797 bin liraya geliyor. Evet listemize Renault ile devam ediyoruz. Renault Captur listemizde. Renault Captur'u anlatırken de Avustral modelinde söylemeden geçemeyeceğim. Avustralya'da arkadaşlar alınabiliyor. Bunun da bilgisini aldım. E, bayiler e, kampanya yapıp artık indirim yapıp nasıl derseniz Avustralya'da satabiliyor ve e, ön siparişle alıyorlar arkadaşlar Ocak testim e, Şubat başı teslim gibi alabiliyor onun da bilgisini buradan vereyim ve devam edelim bu aracın tavsiye edilen anahtar teslim fiyatı 1 milyon 347 bin TL engelli indirimli fiyatı 748 bin liraya geliyor. Devam edelim listemize. Seat Ateca listemizde. Tavsiye edilen anahtar testin fiyatı 1.515.000 TL. Engelli indirimli 841.000 liraya geliyor. Ateca C SUV'de yine güzel bir model. Devam ediyorum. Seat markasının bir diğer modeli Seat Arona BSUV SUV segmentinde Experience versiyonu listemizde. Bu aracın tavsiye edilen anahtar teslim fiyatı 1.140.000 TL engelli indirimi ile 633.000 TL'ye geliyor. Listemize devam ediyoruz. Bir diğer seyahat modeli olan Leon FR. Listemizde bu aracın tavsiye edilen anahtar teslim fiyatı 1.360.000 TL engelli indirimi ile 755.000 TL'ye geliyor arkadaşlar. Evet bir diğer aracımız Skoda markasının Kamiq modeli. Tavsiye edilen anahtar testin fiyatı 1.249.000 TL. Bu araçlarda ufak tefek zamlar oldu Alman grubunda bunu da belirteyim arkadaşlar. Engelli indirimli fiyatı 693.000 TL'ye geliyor. Devam edelim listeye. Bir diğer Skoda modeli Octavia arkadaşlar. Sedan bir model tavsiye edilen anahtar testin fiyatı 1.342.000 TL engelli indirimli fiyatı 745.000 bin liraya geliyor Evet C SUV'de yine e, güzel bir model Sanyon korando Bu aracın tavsiye edilen anahtar testin fiyatı 1.585.000 TL engelli indirimli e, 880 bin lira civarına geliyor arkadaşlar Devam ediyoruz listemizde Suzuki var. Suzuki'nin S Cross modeli listemizde. Tavsiye edilen anahtar testin fiyatı 1.365.000 TL. Engelli fiyatı 757.000 bin liraya geliyor. Bir diğer Suzuki modelimiz ise Suzuki Vitara arkadaşlar. Bu aracın tavsiye edilen anahtar testin fiyatı 1.294.000 TL. Engelli indirimli fiyatı 718 bin liraya Geliyor Evet bir diğer modelimiz Toyota Corolla Toyota Corolla'nın başlangıç versiyonunu aldım ben listeye Bunun hibrit versiyonunu veya daha üst modellerini Flame'lerini, Flame X'lerini de alabiliyorsunuz Ama ben baz modelini listeye aldım Bu aracın tavsiye edilen anahtar testin fiyatı 1 milyon 2000 TL Engelli indirimli fiyatı ise 556 bin liraya geliyor arkadaş. Devam edelim listemize. Toyota'nın bir diğer B versiyonu. Toyota Yaris Cross listemizde. Bu aracın tavsiye edilen anahtar testin fiyatı 1 milyon 200 bin. Engelli indirimli fiyatı ise 666 bin liraya geliyor arkadaşlar. Evet Toyota'nın bir diğer B segmentindeki aracı Toyota da listemizde tavsiye edilen anahtar testin fiyatı 1 .550 TL. Engelli indirme fiyatı ise 861.000 bin liraya geliyor arkadaşlar. Evet Volkswagen grubuna geçtik. Volkswagen T-Cross listemizde bu aracın tavsiye edilen anahtar testin fiyatı 1.362.000 TL. Engelli indirimli fiyatı 756.000 bin lira. Diyoruz. Bunlarda da ufak tefek 30-40-50 gibi e, fiyat farkları oldu arkadaşlar. Arttı. E, yani Alman grubunda biraz böyle artışlar oldu ufak tefek. Devam edelim listemize. E, Volkswagen Golf listemizde Volkswagen Golf Life TSG versiyonu tavsiye edilen anahtar teslim fiyatı 1.442.000 TL engelli indirimi fiyatı 801.000 liraya geliyor. Evet devam ettiğimiz zaman Volkswagen Taygo listemizde arkadaşlar bu aracın tavsiye edilen anahtar testin fiyatı 1 milyon 477 bin TL engelli indirimli fiyatı 820 bin liraya geliyor. Stroke noktasında da bayilerle görüşebilirsiniz arkadaşlar bunu da belirtiyorum ve listemiz bu şekilde bu araçları listeye aldık inceledik sizler için. Ee, ama arkadaşlar devamında araçların detaylı incelemeleri, işte araçlar hakkındaki bilgiler vesaire gibi videolar gelecek. Bunları da kategorilendireceğim sizlere. E ee, bu bunlardan haberdar olmak için, bunları takip etmek için de arkadaşlar tabii ki kanalımıza abone olup bildirim e, zilini açmanız gerekmekte. Çünkü bu önümüzdeki süreç e, öyle bir süreç takip etmeliyiz, araştırmalıyız. Hangi araçlar alınabiliyor, hangi fiyatlarda bunları tek tek bilmemiz gerekiyor. Çünkü e, araç almak artık yani zor bir durum. E, bütçemize baktığımız zaman fiyatlar çok arttı. Bu nedenle arkadaşlar, e, sizin yararınıza olması açısından e, kanala abone olup bildirim zilini açarsanız e, yaptığım videolardan sizde yararlanabilirsiniz diyorum. Beni dinlediğiniz için, izlediğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.